Motor sporları ülkemizde hala belirli bir kitle tarafından bilinip seviliyor. Ama artık bu anlayışı yavaş yavaş kıran ve motor sporlarına daha da sempatiyle yaklaşacağımız bir tasarım oluşturuldu. Türkiye'de ve uluslararası arenada bizleri başarıyla temsil etmiş rallici Volkan Işık, 2008 yılında bu görmüş olduğunuz Volki Car'ın tasarımını oluşturacak fikri ortaya attı ve şu anda hayata geçti. Hikayenin diğer kısmı mı? Ondan dinliyoruz. Spor Keyfi izleyenleri, Volkan Işık'ın yanındayız. Türkiye'de ve uluslararası arenada böyle başarılara imza atmış bir pilotun kalkıp böyle bir projeye imza atması çok güzel bir şey, değil mi? Biraz da delilik galiba. Ne gibi? Tabii şimdi biz aslında pilot, sadece yarışmaya konsantre olmuş insanlar olarak bir anda kendimizi otomobil üreten ve onu dünyaya yaymaya çalışan, bambaşka bir pencereden bakan bir hale dönüştürdük kendimizi. Ben aslında sporu çok severek bu işlerin içerisinde var olmayı istedim her zaman. Ama kendimi şu anda, belki biraz size küçük gelebilir ama, bir otomobil üretiyoruz yani ve bu Türk malı. En heyecan verici kısmı da bu aslında. Öncelikle şunu merak ediyorum. Ne zaman çıktı bu fikir ve nasıl çıktı? Yarışırken birden dediniz mi, ben bir araba üretmeliyim? Aslında hikaye özü şöyle. Otomobil sporunun içerisinde ben işte 25 senemi dolduruyorum. Ve dünyanın her tarafında, Afrika kıtası dışında her tarafta yarıştım. Güney Amerika, Arjantin, New York. Ve oralarda otomobil spor kültürünü gördüm ve hep her geldiğimde ülkemde bu iş daha iyi olabilir, daha iyi olabilir diye düşündüm. Projeler ürettim, eğitimler yaptım vesaire. Tabii bazı şeylerde iyi sonuçlar elde ettik, iyi ilerleme kaydettik ama daha iyi bir projeye de hep düşündüm. Daha iyi ne olabilir, daha iyi ne yapabiliriz? Sporu insanlara nasıl sevdirebiliriz? Bu spor hakikaten yaşanması gereken bir spor. Bu spordan öğrenecek çok şey var. Bu spor, biz çok şey öğrendik, bunu yaymamız lazım gibi düşünürken, insanların ayağına giderek, şehir içerisinde yarış organizasyonları yaparak, ama daha çok da ekonomik yapısıyla biraz daha farklı bir bakış açısı koymak istedim. Bunlar daha mı ucuz diğer araçlara oranla? Dünyadaki şu otomobil, dünyadaki en ekonomik motor sporu örneği diye söyleyebilirim size. Ve bu Türkiye'den çıktı, bu çok önemli. Bir tane sevimli, ekonomik, eğlenceli bir otomobil yapmaya karar verdim. Çok sempatikler. Yani gerçekten çok sempatikler. Yani normal rally araçlarından çok daha böyle bıcır bıcır, böyle kadınları da çeken tabii ki de. Görür görmez ben dedim ki evet, ben bunu kullanabilirim hissi de uyandı. Bunu da başarmışsınız aynı zamanda. Aslında bunun öyle küçük ufak tefek sevimli olduğuna bakmayın. Bu çok hırçın ve hızlı bir otomobildir. Kullanması da o kadar da kolay değil ama ilk etapta sizleri yakalamak bizim için önemliydi. İçinde de esasında bir parça alıştıktan sonra da inemezsiniz, onu söyleyeyim. Yani alışkanlık yapıyor. Alışkanlık yapıyor. Organizasyonlarda kadın rallicilerimizi de görüyoruz. Pembe pembe küçük Volki Car'larıyla birlikte. Evet, ilgi görüyor. İlgi tabii genel anlamda herkesin ben yapabilirim diye bakıyor. İçine gelmesi, yaklaşması, yaşaması da lazım. Yaşadıktan sonra esasında daha fazla tutkulu mücadele başlıyor. Güzelliğini daha çok fark ediyorsunuz, yaşıyorsunuz. O aklınızdan çıkmayan bir şey olmaya başlıyor. Bu anlamda biz hep organizasyonlara, özellikle kadınları da bizi aramızda görmek istiyoruz ve kadın pilotların da yetişmesini istiyoruz. Bu kadar güzel renklerde araçlar üretirseniz tabii ki de geliriz biz de, pembe, sarı, cıvıl cıvıl. Kadınların özellikle, aa bu ne kadar güzel bir otomobilmiş, bunun caddede kullanabilir miyim? Bu olsaydı caddede ben bundan isterdim, kullanırdım. Park sorunu da yaratmaz. Park sorunu yok. Evet, çok sevimli, pratik. Bunu siz caddeye de üretin. Talepleri de var. Tabii o biraz daha farklı bir boyut ama. Yani şu anda şöyle baktığımda evet, günlük araç için gerçekten ideal. Park sorunu olmaz bir kere bunda. Hem pratik, küçük, ufak tefek. Evet.
Yani bir defa yani alışıldık bir görüntü de değil bu. Yani farklı da renkleriyle bunu böyle tabii yapabilirsek ileride inşallah böyle pembe, sarı veya değişik renklerde farklı bir otomobil, cadde otomobili olabilir. Biraz uygulamaya geçelim mi sevgili Volkan Işık? Siz uygulayın. Bilmiyorum, cesaret edebilir miyim bilmiyorum ama olabilir, neden olmasın? Çok cesaretliydiniz, hadi o zaman sizi içeride görelim, ben yardımcı olacağım zaten. Şöyle bir bakalım değerli izleyenler, kullanabilecek miyim?